Evet üzücü bir haber. E, maalesef bir kadın daha katledildi. Bu kez farklı bir yerde, farklı bir yöntemle değerli izleyenler. Jineoloji Araştırma Merkezi üyesi ve Jineoloji Dergisi editörü akademisyen e, Nagihan Akarsel. federal Kürdistan bölgesinin Süleymaniye kentinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi değerli izleyenler. Evet gazeteci, yazar ve akademisyen e, kadın Süleymaniye'de bulunan evinin önünde bu sabah saatlerinde saat, saat 10 sıralarında kimliği Belirsiz kişi ya da kişiler tarafından e, suikast saldırısına uğradı ve yaşamını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Süleymaniye Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmış Akarsel'in cenazesi. Bir Kürt kadını Konya İç Anadolu Kürtlerinden kendisi akademisyen e, bu şekilde katildi. Süleymaniye'de değerli izleyenler bu son dönemlerde ilginç e, suikastler yaşanıyor son birkaç yılda. E, örneğin bugünkü suikastın öncesine bir bakalım. 28 Ağustos'ta Azadi Hareketi Yürütme Konseyi üyesi Süheyl Huris e, bir saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yine 17 Mayıs'ta Kuzey Kürdistan'ı yursever Zeki Çelebi saldırıya uğramıştı. O da e, 18 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Yine 17 Eylül 2021 tarihinde PKK Şehit Aileleri Komitesi üyesi Yasin Bulut bir suikast sonucu o da katledilmişti Süleymaniye'de. 16 Eylül, 16 Eylül 2021 tarihinde yine Süleymaniye'de Ferhat Barış e, isimli Kuzey Kürdistanlı Kürt silahlı saldırı sonucu e, ağır yaralanmıştı ve o da tesadüfen ölmemişti değerli izleyenler. Şimdi baktığınız zaman son bir yıl içerisinde 5 tane suikast ve Süleymaniye'de hepsi gerçekleştiriyor Süleymaniye Yeneker tarafından idare ediliyor. Yenekenin kontrolünde tamamen. Ama ortada bir şey var, bir söylem var. Yani bu suyu suikastlerin kim tarafından yapıldığı açık bir şekilde biliniyor aslında. Nasıl biliniyor biliniyor. Zeki Çelebi ile ilgili biliyorsunuz Zeki Çelebi'nin ses kayıtları sosyal medyaya düştü geçen ay ve Zeki Çelebi MIT'in defalarca aradığı, ailesini kullanarak tehdit ettiği, eğer bizim isteğimizi yerine getirmezsen aileni böyle yaparız, seni böyle yaparız diye falan filan pazarlıklar yaptığına yönelik sosyal medyaya ses kayıtları düşmüştü ve onun ardından kat edilmişti. Şimdi mitin parmağı tabii ki var ama şu var. Diyorlar ki işte oradaki orada eylem gerçekleştirip suikast yapıyorlar ama gidip hevlerde saklanıyorlar. E, merkezleri var çünkü orada şubeleri falan da var. Ama bilmiyorum Kürtlerin mutlaka bu suikastlara bir çare bulması gerekiyor. Yani bir Kürt kadını, aktivist, gazeteci bir kadının böyle gün ortası Hevler'in merkez pardon Süleymaniye'nin merkezinde böyle katledilmesi Tabii ki kabul edilemez. Bununla bağlantılı olarak Kürdistanlılar birçok yerde alanlara çıktı. Kürt kadınları bu suikastı, protesto ettiler. Burada Akarsel'in katledilmesine ilişkin HDP de harekete geçiyor değerli izleyenler. HDP Kadın Meclisi Jineoloji Araştırmaları, araştırmaları Merkezi üyesi olan Nagihan Akarsel'in katledilmesine yönelik onu protesto etme, o katliamı protesto etme amaçlı 51 kente protesto eylemleri gerçekleştireceğini, gerçekleştireceğini duyurdu HDP Kadın Meclisi. Şimdi HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış taş Meclis Kürsüsü'nden Jineoloji Araştırma Merkezi üyesi Nagihan Karsel'in Karsel katilmesini bir konuşmayla protesti, protesto etti. Ee, bu arada Pervin Buldan da yine e, grup toplantısında yaptığı konuşmada e, bu katliamı kınadığını açıkladı değerli izleyenler. Şimdi devam ediyoruz çünkü önemli haberler var ve bu o, geri kalan haberleri biraz daha seri geçmek istiyorum zamanın çok fazla e, o, kaymaması için. Evet İngiltere Başbakanından çok ilginç bir açıklama geldi. Bence Türkiye'deki yetkililer ya da Türkiye'deki halk mutlaka bunu dikkate alıp yazmıştır bir yanına ya da yazsın yanına. Ee, İngiltere Baş, Başbakanı, kadın ilk başbakan dedi ki büyük bir siyonistim ben dedi. İngiltere Başbakanı Liz Truss dün katıldığı bir parti konferansı etkiliğinde büyük bir siyonistim. İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum dedi. Vallahi. Türkiye bu açıklamaya, gerçi Türkiye'yi ara kadar eden bir şey değil. Ama Türkiye'deki o dinci kesim, o yobaz kesim sürekli böyle siyonist siyonistlerden falan bahsediyor ya. Buyurun bakalım sizin en büyük müttefikiniz siyonisttir. Hadi bakalım gidin yarın öbür gün İngiltere Başkonsolosluğu'na doğru bir yürüyüş yapsanız da gitseniz de bunu protesto etseniz de hadi bakalım. Kadın siyonist olduğunu söylüyor. Siyonist olmak suç değildir herhalde. Ama size göre tabii ki siz siyonistleri falan sevmiyorsunuz ya kabul etmiyorsunuz ya. Ama en büyük ticaretiniz Siyonistlerle biliyor musunuz? İsrail'le ve İngiltere'yle. Hadi bakalım. Zırlamaya devam edin bakalım. Kürsülere çıkın bu kez şey yapın. İngiltere ile olan bağlarınızı koparma noktasında çağrı yapsanız da. <laughs> Neyse. Değerli Avrupa Birliği önemli bir karar aldı. Ben size aktarayım. Şimdi siyasi bir haber değil. Bu diyeceksiniz ki ne alaka çok alaka. Hepimizin elinde telefonlar var. Telefonlar kullanıyoruz. Ve işte iPhone'un şarjı ayrı. E, ne Huawei'nin ayrı ne bileyim Samsung ayrı diğer telefonlar da var hepsinin şarj giriş yerleri ayrı. Avrupa Parlamentosu 2014 yılı bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefonlar, tablet ve kamerala gibi e, cihazlarda girişi e, girişin tek giriş olması, tek giriş derken tek kablo kullanması noktasında yani şarj girişinin bir tek şarjla bütün telefonlara uyuma ya da bu elektronik cihazlara uyma noktasında zorunlu hale getiren bir yasa teklifini kabul etti. Böylece tek bir şarjla Samsung olsa, iPhone iPhone olsa ya da diğer telefonlar da olsa, değişik kameralar da olsa bir tek şarjla yani bir evde bir şarj yetiyor. Herkesin değişik telefonları olduğu zaman 3-4 şarja da gerek yok. Böyle bir tasarrufa gitmişler. Evet, Demir, Demirtaş gündeme getirmişti. Erdoğan'ın e, diplomasının sahte olması durumunda neler yaşanabileceğine yönelik bir şey açıklamıştı. E, ve bugün herdeki harekete geçti. Pardon HKP. Halkın Kurtuluş Partisi. Ve Barolar, Türkiye Barolar Birliği'ne başvurdu. E, Erdoğan eee Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı resmiyette aynı zamanda Tayyip Erdoğan'a ilgili bu hakikatin araştırılması için Anayasa'nın 101. maddesi hatırlatılarak Tayyip Erdoğan'ın diploması yok milletvekilliği döneminden başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminden beri attığı bütün imzalar geçersizdir. yok hükmündedir denilerek Barolar Birliği'nin bunu araştırmasını önerdi. Barolar Birliği ne yapabilir? Türkiye Barolar Birliği dokunur mu? Hayatta dokunmaz. Şimdi Alman bir politikacıdan Almanya'ya yönelik ilginç bir söylem var değerli izleyenler. Almanya'da Hükümet Ortağı Yeşiller Partisi Dış İlişkiler Sorumlusu Jürgen Triten Ankara Atina e, arasındaki bu gerilime ilişkin önemli bir e, röportaj verdi Yunan basında. E, Friedman dedi ki Türkiye Rusya ya yönelik yaptırım politikasını baltalıyor. Suriye'de uluslararası hukuka aykırı hareket ediyor. Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler silah ambargosunun kontrolünü engelliyor ve NATO müttefiki ve AB üyesi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnızca kendi iç siyasi avantajı ile ilgileniyor ve ittifakın çıkarlarını görmezden geliyor. NATO bünyesinde yaptırım mekanizmaları olmadığı gibi bir üyeyi de ihraç etmek mümkün olmadığı için Avrupa Birliği'nin ekonomik önlemler almayı ve Türkiye'ye yaptırım uygulamayı çok ciddi bir şekilde dönüşmesi gerekiyor diye bir açıklama yaptı. Buna ihtiyaç var. Bunun çok acil bir şekilde Türkiye karşı uygulanması gerektiği çağrısı yaptı. Hükümet ortağı olan bir millet bir partinin milletvekilinden bahsediyoruz biz ve bu da tabii ki Alman devletini alakalar ediyor. Bakalım bu nasıl bir gerginliğe sebep olacak değerli izleyenler. Evet Kürdistan'daki gelişmelere geçeceğiz. O yüzden Facebook'taki arkadaşlarımı e, onlardan af dileyerek Facebook yayını sonlandırıyorum ve lütfen hep birlikte YouTube'a gelin. Kürdistan haberlerini YouTube'da canlı olarak sunmaya devam ediyorum. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi e, bu konuda sıkıntı var. Yani Kürdistan haberlerini Facebook'ta sunarken sıkıntı yaşıyoruz. Evet o yüzden Facebook'u kapatıyorum izninizle değerli arkadaşlar. Peki Facebook'tan kurtulduk. Böylece e, Kürdistan'daki haberlere bir bakalım ne olduğuna bitti. Evet İran'daki eylemlerle başlayalım. E, İran'daki eylemlere başörtülerini çıkaran liseli öğrenciler de katıldı. İran'da Mahsa Amini'nin, e, Jina Amini'nin yani şüpheli e, ölümü ve e, katledilisinin ardından 30'dan fazla eyalette yayılan eylemler halen aralıksız devam ediyor ve üniversite öğrencilerinden sonra çok sayıda okulda, lisede öğrenciler başörtülerini çıkararak rejimi, rejim karşıtı gösterilere katıldılar. Protestolar tam 19. gününde değerli izleyenler. İran, İran'daki liseli kız öğrenciler İran'ın birçok merkezinde tepki olarak başörtülerini çıkardılar. Bu İran'da bir ilktir. Bunun cezası aslında çok ağırdır. Ama öğrencilere, gençlere öyle bir cesaret gelmiş ki ee, özellikle ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde on binlerce insan e, böyle bu şekilde eylem gerçekleştirdi. Diktatöre ölüm sloganları adeta İran'ı inletmeye devam ediyor değerli izleyenler. Evet e, bugün yine Tahran yanı sıra Kürdistan eyaletlerindeki bütün e, kentlerde de e, kız öğrenciler başörtülerini çıkararak protesto gösterileri yaptığı bilgileri geliyor. Aslında bölgede çok sağlam haberler de alınmıyor. Bazı insan hakları örgütleri oradan haber alıyor. Halen insanların öldürüldüğü, katledildiği, binlerce insanın gözaltına alındığı İran Mola rejimine yaptırım gündeme geldi bu yüzden. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden İran'da Jina Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara verdiği karşılık nedeniyle İranlı yetkililere yaptırım uygulanacağını duyurdu değerli izleyenler. Evet İranlıların internet erişimini kolaylaştıracaklarını da söyledi Biden. ABD cesaretleriyle dünya ilham veren İranlı kadın ve çocuklar ile tüm İranlıların yanında açıklamasında bulunduğu Joe Biden Amerika adına. Evet Hakari'de dün akşam saatlerinde geç saatlerinde bir karakola karakol yakında patlama meydana geldi. Birkaç patlama meydana geldi. Ee, ve Yüksekova ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Polis Karakolu'nun yakınlarında 22 ve 1 araları bir çatışmanın meydana geldiği, bombalamaların olduğu ve olayda bütün mahallenin avluk altına aldığı polis tarafından olay sonrası mahallelerde aramalar yapıldığı yönünde haberler geldi. Evet, e, ablukaya alınmıştı. Dün akşam bütün mahalleler aramalar yapıldı. Gözaltına alınanlar olmuştu. Ama e, daha sonra e, açıklanan e, bilgiye göre e, patlamada biri ağır, en az 3 polis yaralanmış. E, ve o polis, 2 polisin de durumu ağır. Bilgileri paylaşıldı. Olayın kim tarafından gerçekleştirildiği ne yönelik herhangi bir açıklama şu anda da yok. O yüzden... E, Önümüzdeki günlerde mutlaka buna ilişkin gelişmeler de olacaktır. Değerli izleyenler Süleymaniye'ye SİHA saldırısı gerçekleştirdi. Süleymaniye'den bahsetmiştik. 5 tane suikasttan bir yıl içerisinde bahsetmiştik. İşte Federal Kürdistan bölgesinde bulunan Süleymaniye kentinde bugün bir siha saldırısı daha e, gerçekleştirdi. Türk devletine ait siha olduğu e, yerel kaynaklar bildiriyor. Ve bir araca yönelik saldırının ayrıntılarına dair herhangi bir bilgi şu ana kadar açıklanmadı değerli izleyenler. Evet zaptaki çatışmalara ilişkin bakalım HPG basın ve İrtibat merkezi zapa ilişkin yaşanan çatışmalar detayını verdi. 7 eylem gerçekleştirdiklerini duyurdu HPG ve bu eylemlerde 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin de yaralandı bilgisini paylaştı. Şimdi İran ordusu Güney Kürdistan'ın Helgurt, Berbizina ve Sidekan bölgelerini bugün yine gün boyunca bombaladı. Bu arada Süleymaniye'nin Doğu Kırsan'daki Pençevin ilçesine bağlı iki köy İran devletine ait olduğu tahmin edilen İHA'lar tarafından da bu akşam saatlerinde yine bombalandı. Ayrıca Türk ordusu ve çeteleri Tiltemir'e bağlı Eboş ve Dirdara köylerini ağır silahlarla, ağır silahlarla bombaladı. Bilgileri yine gelmeye devam ediyor. Evet, Başka bir habere geçiyoruz değerli izleyenler. Çukur Medyasının bir e, mahşetlere taşıdığı ve e, Duran Kalkan'ın PKK yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan'ın anfe verdiği e, o mülakattan bir cümle alarak e, o cümlenin direkt Selahattin Demirtaş'a yönelik söylendiğine dair bugün Türk medyası bir bütünen, bir bütünen muhalefet iktidar dahil bir bütünen e, manşetlere taşıdılar ve e, Düren, Duran Kalka'nın Serhatin Demirtaş'a yönelik bu cümleleri kullandığına yönelik e, iddialarda bulundular. Şimdi ben size Duran Kalka'nın ANF'ye verdiği o röportajın o çünkü uzun bir röportaj yani 10-15 sayfadan oluşan bir röportaj ve o röportajın sonunda kullandığı kelimeler ve ben o röportajın son bölümünü olduğu gibi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra yorumu hep birlikte yorumlayacağız. Evet röportajdaki bir sorudan sonra son bölüme doğru Duran kalkan. Şimdi Kürt gençleri, kadınları, herkes böyle olacak. Direnişten bahsetti, direnmeden bahsettikten sonra bu cümlelere devam eder. Şimdi Kürt gençleri, kadınları, herkes böyle olacak. 30 yıl Z Zilanca savaştı. Şimdi herkes Sara ve Ruken çizgisinde savaşacak. Her gün enselerinde Ruken, Sara olabilir. Kendileri yaratıyorlar çünkü. Böyle eylemlere karşılaşmayı hak ediyorlar. Yani yaptıklarının hesabı sorulmayacak mı? sanıyorlar. Defalarca Başkan Apo yönetimimiz uyardı. Kürtler eski Kürtler değil, bilinçlidirler. Dünyayı tanıyorlar, mücadeleyi öğreniyorlar. Aklınızı başınıza alın yoksa zararını siz görürsünüz dediler. Buna karşı tutum yok ama sadistçe gözü dönmüş faşist saldırganlık var. Irkçı şoven milliyetçilik var. Kendilerinden başka hiçbir şey görmüyorlar. Böyle insanlık mı olur? Sen kimsin? Kendine nasıl bir hak bu hakkı gördün? Konuşmak isteyen herkes doğru konuşmalı. Türk egemenleri gerçeği görmeli. Neyi nasıl bitiriyorlar? Biraz yeniden değerlendirme yaparak Mersin eyleminin kendileri için verdiği mesajı doğru anlarlar. Devrimci demokratik güçler açısından Kürt halkı, kadınları, gençleri yurseverlik çizgisi devrimci demokratik çizgi açısından da esas çizgi budur. Ölçü bu. Doğru çizgi, öncü çizgi bu. Ne olacak? O zaman gücün yetiyorsa sen de öyle ol. Gücün yetmiyorsa gücün yettiği kadar ama yapanlara dua et. Karşı çıkma. Kendi kendine konuşma. Ukaralık yapma. Kimsenin ukaralık yapmaya hakkı yoktur. Kürtler ölüm kalım durumunu yaşıyor. Zap savaşı yaşandığında yöntemimiz açıkladı. Bu imha yok etme savaşı dedi. Ancak bu saldırılar kırılarak özgür yaşanabilir. O da onu kıracak mücadeleyle olur. İşte onun en yiğitçesi Mersindekidir. Mersindeki eylemi yapan, ortaya çıkaran HPG ve YJZ Starcom tanımızı kutluyorum, selamlıyorum. Benzer başarıların devamını diliyorum. Sara ve Rüken yoldaşları da bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Onlar her zaman bize doğru yolu gösterdiler. Onların yolunda çizgisinde yürüyeceğimiz ve mutlaka kazanacağız diyorum. Değerli izleyenler, Duran Kalkan'ın bu tür medyasının manşete taşıdığı bölümü aynen budur. Bu bölümden bir cümle almışlar. Şu cümleyi almışlar. Gücün yetmiyorsa gücün yetmiyorsa gücün yettiği kadar ama yapanlara da dua et, Karşı çıkma, kendi kendine konuşma, ukalık yapma, kimsenin ukalık yapmaya hakkı yoktur. Kürtler ölüm kalım durumunu yaşıyor diye. Şimdi bu cümlelerin, e, e, bu cümleler bir kere bir bireye karşı söylenmiyor. Benim düşüncem bu yani. Bu bireyler bir bireye karşı değil, bu topluma karşı söylenen kelimelerdir. E, ve Selahattin Demirtaş'ın La ilgili hiçbir şekilde ne bir şey geçiyor, ne ismi geçiyor, bir ima bile yok. Herkes konuştu. Selahattin Demirtaş sadece konuşmadı ki. Yani HDP içerisinde, HDP dışında, Kürt siyaseti içerisinde, Kürt siyaseti dışında herkes konuştu. Bana göre Duran Kalka'nın bu açıklaması genel bir açıklama. Yani genel bir belirleme. Bu e, e, tekil kelimesini kullanmasının sebebi de, bana göre gücün yetmiyorsa gücün yettiği kadar ama yapanlara dua et diye bu dua edin diyebilirdi ama dua et diyor bu tekil olarak insanlara e, sesleniyor. Fakat ne hikmetse bunu e, Çukur medyası bugün e, öyle bir yansıttı ki yani bakın bir medyaya bütün medya aynı ağızdan bir manşet attılar. İşte duran kalkan Demirtaş'ı böyle böyle susturdu böyle dedi böyle dedi diye. Valla insan... E, Gerçekten insan tuhaf kalıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Ekranda herkes diyor, moderatör yok. Ne oldu arkadaşlar? Bir şey mi var? Yani yine troller mi gelmiş? Gelsinler bir şey olmaz ya. Ben ekranda bir şey görmüyorum valla. sizde maşallah diyorsunuz hiç kimse bir yorum yazmasın. Bırakın insanlar yorum yazsın. Hatta küfür edenler de vuruyor. Yapacak bir şey yok yani. O yüzden hemen bağırmayın. Böyle hemen agresif olup e, imdat diye moderatörleri çağırmayın. Tamam Bir şey olmaz yani. Peki troll yoksa o zaman derdiniz ne o zaman? Kiminle uğraşıyorsunuz? Ne oluyor? Peki arkadaşlar durum bu biraz. Bilmiyorum artık e, kim nasıl değerlendiriyorsa siz nasıl anladınız ben bilmiyorum. Herkesin kendine göre bir anlama şeyi vardır. E, dolayısıyla e, ben şahsen tekrar söylüyorum bu kelimelerin e, ya da bu açıklamanın direkt Sayın Demirtaş'la bir alakasının olmadığını düşünüyorum. Genel anlamıyla ortada konuşan insanlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. E, eğer böyle bir durum varsa, eğer Selahattin Demirtaş'ın ismini verip açıklama yapsaydı o zaman şahsen benim de bir yorumum olurdu ama şu anda ben buradan böyle bir yorum çıkaramadığım için bu konu üzerine... Fazla yorum yapmıyorum, asparagas bir yorum olur. Yani siz birilerine hiç genel hitap ediyorsunuz, bir isim de vermiyorsunuz, kınayan kesime söylüyorsunuz. HDP sadece kınamadı ki bu olayı, birçok kesim kınadı. HDP içerisinde olan, olmayan, dışarıda olan birçok kesim kınadı. Dolayısıyla ben bunu sadece direkt Selahattin Demirtaş'a yönelik söylenen bir kelime olduğuna inanmıyorum. Evet, durum bu. O yüzden çukur medyasının yaptığı o haberlere falan da inanmayın. Ee, ve biz kendi yolumuzda, Kürtler olarak kendi mücadelemizde devam edeceğiz her bir şekilde. İçimizde tartışmalar olabilir. Bazen kavga bayetine olabilecek tartışmalar da olabilir. Bu gayet normaldir ama Selahattin Demirtaş'ın son yaptığı açıklama bence herkese, her kesime bir cevaptı. O yüzden kimse elini böyle avuşturmasın. Böyle Kürtler arasında işte mevcut Kürtler, yursever Kürtler arasında bir kavga, bir bölüşme, bir ayrışma falan filan olmayacağını siz de çok iyi biliyorsunuz. Aslında çukur medyası da çok iyi biliyor ama onların işi gücü biraz şey karıştı biraz beyin karıştırmak başka bir şey değildir değerli izleyenler. Peki yarın akşam görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Böyle kısa tutuyorum. Bazen çok uzatıyorum. Arkadaşlar da bu konuda şikayetçi. Görüşürüz yarın akşam saat 21'de Avrupa saat